de ait. Herkese hayırlı, huzurlu akşamlar olsun. Şimdi akşam yemeğini yedik. Yürüyüşe çıktık. Şu anda sol tarafım deniz kenarı arkadaşlar. Sağ tarafımda oteller var. Şöyle. Şu görünen, birazdan görünecek olan manzara da Alanya Kalesi'ymiş. Işıkla çevrelenmiş yer. Gördüğünüz gibi. Şuralar görünmeyen siyah yerler, hep deniz arkadaşlar. Dalgalar kıyıya vuruyor. Şöyle. Plaj var. Görünmüyor ama. Şöyle bir oturduk kenara. Denizin biraz uzağına. Dalga seslerini duyuyor olabilirsiniz.
değişik ağaçlar var tabii bizim Kayseri'de, Orta Anadolu'da. Pardon, İç Anadolu'da görmeye alışkın olmadığımız. Geçen sene Antalya'ya gitmiştim ben. Orada da tabii bu şekilde tropik ağaçlar var. Aşırı sıcak, aşırı nem. Yani bizim gibi İç Anadolu insanlarına kolay kolay alışamayacağım. Şey var, hava var. Tabii mecbur kalınca insan yaşamak zorunda. O ayrı. Benim bu hayatta en çok sevdiğim şey su yani. Şey olsa, imkanım olsa evime havuz yaptırırım. Denizde hep çıkıp o derece çok seviyorum ama imkanım yok tabii ki de Didem Hanım. Ama nem yani. Hele de benim gibi kilolu insanlar için. Of. Sanırım. Bir sürü otel, spa merkezi, bazıları kapalı. Sanırım pandemiden dolayı izin alamadılar uygunluk bakımından. Bazıları da belki bulundukları kapasite, alacakları müşteri sayısı otelin giderini karşılamayacak diye düşündüler, bilemiyorum. Çok fazla kalabalık yok. Bir de genelde oteller her şey dahil çalışıyor. Oteldeki insan otelden havuz varsa havuza giriyor, yoksa çıkıp şeye gidiyor. Çok fazla ortak dolanan yok. Plaja gidiyor. Bugün bizim son günümüz. Akşam otobüsümüz var. Geçeceğiz. Bir yere girelim, şeyler içelim dedik ama çok pahalı. Yani Kayseri'de bir çaya 3 lira, hadi en bilmedim 5 lira verecekken burada daha pahalı. Kat be kat, bir de turist bakımından sanırım. Böyle. Şuradan bir, hani nerede süpermarket? Ha şey var. Girelim de alalım. Hem de kliması vardır. Biraz ferahlayalım.